Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT IT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 28. güne. Hangi konuya başlayacağız? Şuradan da belli oluyordur gerçi. Çember daireye başlayacağız. Tabii ilk etapta çemberde açıdan bahsedeceğiz ama en önemlisi çemberin tanımından başlayacağız. Tanım burada da aşırı derecede önemli. Biraz sonra tanımını göreceksin zaten, ne kadar önemli olduğunu da zaten sorularda da göreceksin. Ve çemberde açıda, uzunlukta, daire alanda, her yerde o tanım olmazsa olmazımız. Olmazsa olmazımız zaten biraz sonra göreceksin. Ne yapıyoruz ilk etapta? İlk etapta şafak sayarı açıyoruz. Açalım şafak sayarı. Çünkü hangi sayfada olacağımızı söylüyordu. Şafak sayarımızda 28. günde 163. sayfaya gideceğiz. Şöyle gelelim. Şurada kaç tane ders yapacağımızı görelim bugün. Hocam çemberde ilk önce çemberin tanımıyla başlayacağız şöyle. Sonra çemberde açı 1 ve çemberde açı 2'yi halledeceğiz. Bir günde çemberde açıyı bitirmeyeceğiz. Sonraki günde çemberde açıyı bitireceğiz. Ondan sonra haftalık programa bakacak olursak da haftalık programda da bak şuraya tik atmayı unutmuşuz. Şuraya bir tik atalım şöyle. Çemberde açıda da 28. ve 29. gün bitince haftalık programımız bitecek tabii ki. O zaman hadi bakalım şeye gelelim. Ben sayfayı unuttum, bir daha geri dönüyorum. 163. Hemen başlıyoruz 163'te. En önemli dersteyiz bak, dikkat. En önemli dersteyiz. Her zaman tanım aşırı derecede önemlidir. İlk başta tanım. Tanım, tanım. Tanım olmazsa bu iş olmaz. Hep ne yaptık zaten? Bir şeyleri öğrendik. Hep tanımdan gelen sorularda zorlandık. Burada da başlayalım bakalım. Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaktaki noktalar kümesine biz çember adını veriyoruz. Düzlemde sabit bir nokta, yani şuradaki noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesine biz ne diyoruz? Bu noktaları sıklaştıracak olursak böyle 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 böyle, işte bu noktalar kümesine biz çember adını veriyoruz. Bak şimdi dikkat. Tanıma bakar mısın? Tanımda ne var? Hocam düzlemde sabit bir nokta var. Sabit bir nokta varsa ne vardır? İşte burası. Bu noktayı biz ne diyoruz? Çemberin merkezi diyoruz. Tanımda bir kere merkez geçiyor. Merkez aşırı derecede önemli. Bak unutma bunu. Merkez aşırı derecede önemli. Başka ne var? Hocam bu eşit uzunluklar da var. Bu eşit uzunluklara da biz ne diyoruz? Yarıçap diyoruz ve genelde küçük R harfiyle gösteriyoruz. Bu da önemli. Tanımda ne varmış şimdi? 1 merkez, 2 yarıçap. Hocam zaten çemberdeki en etkili silahımız yarıçap. Bir şey çizmemiz gerekecekse yarıçap çizeceğiz. Çünkü tanımında zaten bu şey var. Zaten çemberde bak bu yarıçapsa, bir daha yarıçap çizsen bir daha eşitlik olmuyor mu? Alakasız yerlerde bir eşitlik varsa, yarıçapla alakasız yerde bir eşitlik varsa bir yarıçap çiz, ilgi alakayı kur kardeşim. Bak bu aşırı derecede önemli. Ama şimdi yarıçap çiz derken de şunun önünde söyleyeyim. Ne önemli bir de? Tabii ki merkez önemli. Yarıçap nereden çizilir? Merkezden çizilir. Unutma. Bunu çok söyleyeceğim. Çemberdeki en etkili silahımız yarıçap. Unutma. Şimdi çemberin yardımcı elemanlarını tanıyalım. Soru içerisinde biz bunları duyacağız. Ya bu kiriş nedir? İşte çap nedir? Bilmem ne nedir? Onları böyle tanıyacağız. Hızlı bir şekilde geçelim. Çember üzerindeki iki farklı noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş adı veriliyor. Kirişi biz farklı bir şekilde biliyoruz da işte ya. Binalardaki o kiriş mesela. Farklı. Oradaki kiriş diye şey yapıyoruz ama çemberde kiriş nasıl adlandırılıyor? Çember üzerindeki herhangi iki noktayı birleştiren doğru parçası. Bak doğru parçası. Şunu aldın, bunu aldın. Şu mesela bir kiriştir. Peki hocam bunu alıp bunu alıp tam bunu çizdiğim zaman çemberin merkezinden geçiyorsa da işte biz buna çap adını vereceğiz. Bak çemberin merkezinden geçen kirişe biz ne diyoruz? Çap adını veriyoruz ve çemberdeki en büyük kiriş çaptır. Çünkü baksana kirişlerin daha da küçülüyor böyle merkezden uzaklaştıkça. Merkeze yakınlaştıkça ne oluyor? Daha da büyüyor. Sonra merkezden geçen en büyük oluyor. Sonra ne oluyor? Kirişlerin daha da küçülüyor. En büyük kirişin çaptır. Bunu da unutma. Böyle şeylerle de karşılaşacağız zaten soru içerisinde. Sonra gelelim şeye. Çember ile iki ortak noktaya sahip olan doğruya ne diyoruz? Çemberi kesip geçen bir doğru değil mi bu? Evet. Çember ile iki ortak noktası varsa işte biz buna kesen doğrusu adını veriyoruz. Çember ile tek bir ortak noktası varsa teğetteydi geçti. İşte biz buna ne diyoruz? Teğet doğrusu adını veriyoruz. Evet bu kesen, bu da teğet doğrusu olarak adlandırılıyor. Çember üzerindeki iki farklı nokta arasındaki kalan yay parçalarına da biz ne diyoruz? Buradaki noktalı çember üzerindeki noktalara da biz ne diyoruz? Yay adını veriyoruz dostlar. Yani A noktası ve B noktası aldığın arasında çember üzerindeki bu noktalara yay. Ya da alttaki yere de aynı şekilde şuna da yay deriz. Bu AB yayı da nasıl gösteriliyor? AB yayı da şu şekilde gösteriliyor. AB yayı deyince biz direkt burayı anlayacağız. Dikkat, dikkat, dikkat. Bak AB yayı deyince biz direkt burayı anlayacağız. Ama hocam AB yayı deyince ben buradan da A'dan B'ye gidince AB yayı olmuyor mu? Oluyor. Eskiden AB, minor AB, majör AB diye tanımlanıyordu. Ama artık yeni müfredatta şu şekilde geçiyor. Ya burada çember üzerindeki A ve B'yi birleştiren en kısa yoldan gittiğin zamanki yere AB yayı adı veriliyor. Tamam bu da AB yayı ama bunu tanımlarken de kitaplarda atıyorum şuraya X diyor mesela. O zaman A, X, B
B diyor buraya. AXB diyor. Üzerine de bir ya işareti koyuyor. AXB deyince de biz ne anlayacağız? Tam buradan X'ten geçip şuraya kadar gideceksin. Ama normalde AB derse direkt en kısası. Anlaştık. Şuraya uzunluk işareti koyarsak AB yayının uzunluğu anlamına geliyor. Ölçü işaretini koyarsak, yani M harfini koyarsak da AB yayının ölçüsü anlamına geliyor. Buradaki M işareti arkadaşım, haberin olsun. Tamam. Ama eskiden dediğim gibi min AB yazdığım zaman ya da majör maj AB ya da maj major yazılır genelde de, neyse, yazıldığı zaman minör burası, majör büyüğü anlamındaydı. Ama bizim müfredatımızda artık bu kullanılmıyor. AB yayı dediği zaman en kısa yoldan gidin ki yay. Büyük yay da şöyle X ile gösterip şey yapar. Tamam, tanıdık mı bunları? Tanıdık. Hadi gel bakalım şimdi öğrenme alanı soruları. Hocam daha bir şey öğrenmedik ki. Ya öğrenmenin kralını yaptın şu anda. Öğrenmenin kralını yaptın. En güzel öğrenme ilk önce tanımı irdeleme. Bak ne yaptık? Her zaman tekniğimiz bu. Tanımı veririz. Eski bilgilerden çözülebilen sorulara bakarız kardeşim. Hemen baktık buraya. Bak şimdi. Hocam çemberin merkezi burası olarak verilmiş. Ya ben soruda O merkezi falan derdi. Merkezi O olarak gösteriyoruz ya. Ben direkt soruda O olarak başladım. Çemberin merkezi burasıyken şu ve şurası eşit verilmiş. Arkadaş burası nedir? Çemberde en etkili silahın yarıçap. Yarıçapa dikkat edeceksin. Hocam bu yarıçap çift çizgi. Bak bu da yarıçap çift çizgi. Bu da yarıçap çift çizgi. Mutlaka ama mutlaka yarıçap eşitlerini göster. Gösterdikten sonra ne geldi burada? Hocam şurada bir ikizkenar üçgen geldi karşıma. İkizkenar üçgende tepe açısı kaç derece? 40. 180'den 40 çıkart. 140 2'ye böl. 70 oldu buraları. Hocam sonra buradaki üçgende de iki iç açı bir dış açı. Alfa ile 25'in toplamı eşittir 70 olduğundan alfayı da böylelikle 45 derece olarak buluruz. Bak üçgen bilgisiyle çıktı. Neyi kullandık? Çemberin tanımını kullandık. Yarıçap uzunluklarının eşit olmasını kullandık. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda da aslında bu çevre açı merkez açıdan da çıkar da dur, tanımdan yapacağım. Şimdi soruya baktık. Soruda hocam 50 var, 100 var ve ben bir şey yapamıyorum. Bir şey çizmem lazım hissiyatı oluştuğu zaman en etkili silahın yarıçap. Yarıçap çizeceksin. Geleceksin, kalemini merkeze koyacaksın. Merkez önemli. Hocam ben yarıçap çizeyim. Aha böyle çizeyim. Ya da şöyle çizeyim. Ya da böyle çizeyim. Vay efendim ben şunu uzatayım, şöyle yapayım. Hayır, bunu uzatayım yok. Şöyle çizeyim yok. Böyle çizeyim yok. Kafana göre bir şey çizemezsin. Sana verilen her bir bilgiyi kullanmak zorundasın. Sana burada neler verilmiş? Hocam burada bir dörtgen verilmiş. Çember üzerindeki noktalar verilmiş. Çember üzerindeki noktaları kullanmak zorundasın. E sen bir şey çizecek olursan o zaman merkezden çember üzerindeki noktaya gideceksin. Hocam buraya çizilmiş zaten. Hocam buraya da çizilmiş zaten. Bak burası yok. O zaman buraya da çiz. Gel bunu buraya doğru çiz. Çizdikten sonra bu ne? Yarıçap. Yarıçap olmasını da göster. Hocam yarıçap. Hocam yarıçap. Hocam yarıçap. Bak neler çıktı burada karşımıza? İkizkenarlar çıktı. O zaman burası taban açısı 50 derece yaptı. 50 100 ise buraya ne kaldı? 80 kaldı. E tamamı 100'lü bu açının, 20 kaldı. E burada da bir ikizkenar var. Tepe açısı 20. 180'den 20 çıkart. 160 2'ye böl. 80. Yani alfayı da böylelikle 80 derece olarak buluruz. Kolay değil mi? Evet. Ama en etkili silahını kullanacaksın. Yarıçap. Özellikle bir şey çizeceksen en etkili silah. Merkezden yarıçap. Ama çember üzerindeki noktalara çizeceksin. Vay şunu uzatayım. Vay buradan bunu çizeyim falan değil. Tamam. Dikkat et. Bak bu yarıçap çizmeyi burada, bu derste iyi bir şekilde anla. Çemberde açıda, ondan sonra çemberde uzunlukta, dairede alanda yapılamayan sorular hep bununla alakalı sorular oluyor sonrası. Devam edelim. Örnek 1. Başladık örnek 1'e. Ya hocam çemberde açıya başlamadan ne yapıyorsun sen? Deme. Deme öyle. İlk önce bak bakayım şuraya. Hocam burada bu yarıçap uzunluğu. Şu da yarıçap uzunluğu. Burada bir 50 derece var. Hani çemberde açıyı öğrenince anlayacaksın zaten. Ya hocam bir açı görünce ben çevre açımı, merkez açımı, teğet giriş açımı diye bakarım diyeceksin. Onu da bir sonraki ders öğreneceksin zaten. Burada kaç açı, ne çevre açı, ne merkez açı, ne teğet giriş açı. O zaman bu açının mantığını kullanmak için sen üçgen bilgilerini kullanmak zorundasın. Hocam 50 üçgen bilgisiyle kullanılmıyor maalesef. O zaman sıkıştık. Sıkıştığın zaman en etkili silahını kullanacaksın. En etkili silah yarıçap. Unutma. Hadi bakalım yarıçapı çizelim. Ne yapacağız? Çemberin merkezine geldik. Kafamıza göre yarıçap çizemeyiz. Vay ben bunu böyle uzatayım. Yok öyle uzatma. Vay şuraya çizeyim. Vay buraya çizeyim değil. Çember üzerindeki noktalara, A noktasına çizilmiş, B noktasına çizilmiş, C noktasına çizilmemiş, buraya çizdim. Ama bunun da yarıçap olmasını da göster. Vay ikizkenarlar çıktı. Hocam ilk önce şuradaki ikizkenardan burası ne olur? 20 olur. Burada da ikizkenar var. Hocam şu ikizkenardan taban açıları birbirine eşit olacak. Yani şu açının tamamı 50 olmak zorunda. O zaman buraya ne kaldı? Hop 30 derece kaldı. Sonra ne yapacağız? Hocam iki tane açıyı yan yana gördüm. Dayanamam. Üçgen bilgileri hala daha devam. Şurada iki iç açı bir dış açı. Hocam 50 ile 30'un toplamı kaç? 80. Yazdın 80'i buraya. Burada da aynı şekilde iki iç açı bir dış açı. Yani alfa ile 20'nin toplamı 80'e eşit olmak zorunda. Alfayı da buradan böylelikle ne buluruz? 60 derece olarak buluruz. Cevap
60 çıkar. Zevkli değil mi? Evet. Geldik ikinci soruya. Baktın soruya. İşte çevre açı, ne çevre açı, ne merkez açı, ne o açı, ne bu açı, hiçbir şey yok. Zaten burada alakasız yerde eşitlik var. Bir kere bu eşitleri kullanmalı. İlgi alakayı kurman lazım. Alakasız yerde eşitlik varsa ek çizim. Çemberin de ek çizimi yarı çap. En etkili silahın yarı çap. O zaman yarı çapı çizelim. Al buradan. Çemberin merkezinden yarı çapı çizelim. Çember üzerindeki noktalara. Öyle buraya falan çizemem. Böyle rastgele buraya çizemem. Çember üzerindeki nokta mesela. D noktası. Çizdim. Hocam yarı çap burası. Yarı çap işitliğini göster. Sonra burası da yarı çap. Burada da gösterdim. A 25 ise burası da 25. İki açı yan yana geldi. Dayanamam. Toplamı bir dış açı 50. Takıldık kaldık. Takıldığımız zaman yine aynı devam. Yarı çap en etkili silahımız. Buradan yarı çap çizeceğim. Hop çember üzerindeki noktaya. Yani şuraya doğru çizdim kardeşim. Çizdim buraya. Bu da yarı çap. Bak ikizkenarlıktan dolayı burası da 50 oldu mu? Oldu. 50 100. Buraya ne kaldı? 80. Evet buradan sonrası geliyor mu? Geliyor. 80. 25 daha 105. Buraya ne kaldı o zaman? 75 kaldı. Ve bu da bir ikizkenar üçgen. O zaman burası da alfa yaptı. 2 alfa artı 75 eşittir 180. Ya da 180'den 75 çıkart 105. 2'ye böl 52,5. Alfayı da böylelikle 52,5 olarak buluruz. Cevap 52,5 oldu. Yine görüyorsun en etkili silah. Normalde bak bu sorular ya çember konusunda direkt çemberde açıyla başlanılır böyle. Ondan sonra çemberde açıyla ilgili bu tür sorular gelince sıkıntı yaşarız. Ben ne yaptım? Tanımla başladım. En etkili silahımızı kullanıyoruz. Tanımı kullanıyoruz. Benim için tanım önemli kardeşim. Tanımla başlarım direkt. Tanımla başlarım. Tanımla ilgili çözülebilecek soruları yazarım. Evet bunun da faydasını çok göreceksin. Merak etme. Evet örnek 2'yi de bu şekilde bulduk. Geldik örnek 3'e. Aa bu arada şunu da söyleyeyim. Arkadaş burada yarım çember verilmiş. Sana yarım çember verilmişse bu yarım çember sorunun çözümü için yeterlidir. Yani sen bu çemberi böyle tamamlamak zorunda değilsin. Çok nadir sorularda öyle tamamlama yapıyoruz. Yarım çember verilmiş. Yarım çember üzerinden gideceksin. Yarı çapını falan çizeceksin. Mesela sonraki soruda burada 90 derecelik çember verilmiş. Yani çeyrek çember verilmiş. Soru çözümü için bu kesinlikle yeterlidir. Ha baktın soruyu çözemedin. O zaman çembere tamamlarsın böyle. Böyle de bir çözüm olacak tabii ki. Hatta çevre açıdan dolayı ben sana göstereyim. 90 ise burası 90 yapıyor mesela merkez açıdan. O zaman buraya 270 kalıyor. Çevre açıdan da 135 derece yapar diyeceğiz. Ama tabii ki ben ilk etapta tanımla çözeceğim. Şimdi şuraya baktık. Çeyrek çember verilmişse çeyrek çember bizim için sorunun çözümü için yeterlidir. Hocam verilen bilgileri hiçbir şekilde kullanamıyorum. O zaman sıkıştı. Sıkıştığın an en etkili silahını kullanıyorsun. Yarı çap. Hemen çemberin merkezine kalemini koydun. O merkez ya. Buradan da yarı çap çizeceksin. Şöyle mi çizeyim hocam? Yok kafana göre değil. Çember üzerindeki noktaya bak şuraya çizeceğiz. Çizdik buraya. Ama şu da en önemli şey bu zaten. Yarı çap uzunluklarının birbirine eşitliğini mutlaka ama mutlaka göster. Gösterdik. Sonra ne yapacağız? İkizkenarlıklar oluştu. Taban açılarına değerler yazayım. X, X. O zaman buraya ne kaldı? 180-2X kaldı. Buraya Y, Y diyeyim. O zaman buraya ne kaldı? 180'e tamamlıyor. Üçgende iç açılar toplamı 180-2'ye oldu. Bizden ne isteniyor? X artı Y isteniyor. Neyi kullanmadık? 90'ı. Aa bunun tamamı 90 hocam. 180-2X artı 180-2'ye eşittir 90 ya. Buradan 2X artı 2'ye 270 mi geliyor? 360-90'dan. Evet. X artı Y de buradan 135 geldi. Alfaya bak. Alfa da zaten X artı Y değil mi? Aynen öyle. O zaman cevap 135 olacaktır gençler. Evet tanımın ne kadar önemli olduğunu görüyor musun? Görüyorsun. Geldik örnek 4'e. Çeyrek daire biçimindeki. Çeyrek daire ise ya çemberin tamamı 360 derece ya. Çeyreği 4'te 1'i 90 derece olacak. O yüzden burası 90 derece. Çeyrek daire biçimindeki bir kartona bazı katlamalar yapılarak şekil 2'deki gibi bir yamuk elde edilmiş. Katlamaları yapalım mı seninle birlikte? Tabii. Çemberde de devam animasyonu. Yukarıdakini katladım böyle. Sağ taraftakini katladım böyle. Ve bu şekilde karşımıza çıktı. Ve bu bir yamukmuş. Yamuksa hocam karşılıklı kenarlar nedir? Birbirine paraleldir. Hocam burası 90'sa o zaman burası da yönde eşitten dolayı 90 derece oluyor. Bu arada katlamalarda biz ne yapıyorduk? Geriye doğru açıyorduk. Hemen geriye doğru açalım. Hop açtık şöyle. Şurası yay. Şu yayı da şöyle açıyorum. Şöyle açtım. Burada da bir yay var. Şu yayı da böyle açtım. Hemen şöyle. Dur tam olarak yay olarak gösteremedim. Şöyle göstereyim. Tamam açtık kardeşim. Şurada bunu açtım böyle. Ne diyorduk? Üst üste gelen kenarlar eşit. Üst üste gelen açılar eşit diyorduk değil mi? Hocam burada açtığımız zaman üst üste gelen kenarlar eşit. Şu kenar buraya geliyor. Aynı doğru üstünde ya. Zaten bunlar 90. Üst üste binen açılar eşit. 90'ı zaten bulmuştuk böyle. Hocam burada da üst üste gelen yaylar da eşit. Bu yayların eşitliğini kullanmayacağım galiba. Şu yayla da bu yay eşit. Bunu da kullanmayacağım galiba. Ne yapacağız şimdi? Yamuğun en büyük iç açısının ölçüsü isteniyor. Yamuğun açısını bulalım. Arkadaş soruda şöyle bir şey oldu. En son bu katlamayı açtıktan sonra şunların eşitliğini buldum. Başka da bir şey bulmadım. Yani bir de 90 derece buldum. Sıkıştık kaldık. Hocam en etkili silahımız yarı çap. Sıkıştık. Hiçbir şey mi yapamıyorsun? Çiz yarı çap. Çiz yarı çapını. Yarı çapı çiziyorum bak şimdi. Dikkat. Yarı çapı çizdim. Yarı çapı çiz
çizmeyle kalmayalım ama. Yarı çapı çizdikten sonra yarı çap eşitliğini göster. Hocam bu da yarı çap, bu da yarı çap. E o zaman ben buraya AA dersem yarı çap uzunluğu 2A oldu. Burası da 2A. Bizden açı isteniliyor. Ana! Şu üçgene bak, 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 bak. Sen bu üçgene bak. Bu üçgende ne var? Özel açı var. 90'ın karşısı 2A iken hangi açının karşısı A'dır? 30'un. O zaman burası 60 oldu. Burası da kaç oldu? 30 oldu. Hocam aynı şekilde bak, burası 2A. Burası 2A. Burası da 2A değil mi? Evet. E o zaman burada da ikizkenar çıktı. Tepe açısı 30 derece. 180'den 30 çıkart. 150. 2'ye böl. 75, 75. Taban açıları 75, 75 oldu. O zaman açıları, yamuğun açılarını yazalım. 90 burası, 90 burası. Şurası toplamda 105 yaptı. Dikkat et. Şurası. Burası da kaç yaptı? 75 yaptı. İşte en son oluşan yamuktaki en büyük açı isteniliyor bizden. En büyük açı da kaç derece yapıyor dostum? 105 derece yapıyor. Evet, cevap böylelikle 105 çıktı. Yine en etkili silahımız yarı çaptan çıktı. Tanımdan çıktı gördüğünüz üzere. Güzel bir soru. Gerçekten hoş bir soru. Yani yarı çap çizmek aşırı derecede önemli. Çember boyunca hangi konu olursa olsun bunu ağzımdan çok duyacaksın kardeşim. O yüzden lütfen buna dikkat. Sıkıştığın an soruyu çözemezsen yarı çap unutma. Geldik şuraya. Birim karelere bölünmüş düz bir kağıdın KLM noktalarındaki 3 karınca aynı anda eşit hızlarla harekete başlamıştır. Şimdi 3 tane karınca var aynı anda eşit hızlarla. O zaman aynı anda ve eşit hızlarla hareket ediyorsa bu karınca mesela 5 birim gittiyse bu karınca da 5 birim gidecek böyle değil mi? Bu karınca da 5 birim gidecek böyle değil mi? Evet. Şimdi diyor ki bize KLM noktalarında 3 karınca aynı anda eşit hızlarla harekete başlamış. Buna göre 3 karınca aynı anda hangi karenin içinde buluşmuşlardır? Hangi karenin içinde buluşmuşlardır diye soruyor. O zaman arkadaşlar 3'ü de buluştukları yer soruluyor. Hocam birisi mesela bu kadar gidecek, birisi de aynı uzunlukta gidecek, birisi de aynı uzunlukta gidecek şöyle. Şu 3 uzunluk birbirine eşit olacak. Burada ne oldu arkadaş? Bu olmaz bir kere. Bu olmaz. Ama dikkat et, şuradaki noktaya eşit uzunluk, eşit uzunluk, eşit uzunluk. Bu bize neyi anımsattı? Hocam bu bize şunu anımsattı. Öyle bir noktalar gideceğim ki yani şöyle 3 tane bir nokta mesela A'nın içinde, C'nin içinde diyelim. Şöyle, şöyle ve şöyle geldim. Bunlar eşit uzunlukta. Bu noktalara sadece bak şuradaki O diyelim buraya. O noktasına eşit uzaktaki noktalar kümesi bana neyin tanımını işaret ediyordu? Çemberin tanımını işaret ediyordu. O zaman şöyle bu 3 nokta ne olacak? Aynı çember üzerinde olacak. Aynı çember üzerinde olmak zorunda. O zaman ben burada bunu bulacağım. Bu çemberi nasıl bulacağım arkadaş? Bu çemberi nasıl bulacağım? Bir de 3 tane nokta var. 3 tane nokta olması da benim canımı sıktı. O zaman bu 3 noktaları şöyle birleştirecek olursam aslında ben direkt o çemberin merkezini bulamam valla. Ama şöyle birleştirecek olursam ben buradan bir çember çizeceğim ya. Bir çember çizeceğim şöyle. Bir çemberi çizdikten sonra KLM noktalarından geçecek. Ne oldu burada? Şu üçgenin çevrel çemberi oldu. Bak, bak, bak. Çevrel çemberinin merkezi isteniyor aslında bizden. Çünkü ne demek istiyor? Yine C noktasıysa şu, şu ve şu. Evet, bunlar birbirine eşitse o zaman çember tanımı KLM noktalarından çember geçiyor. Ama KLM zaten bir üçgen oluşturuyor. O zaman bu üçgenin nesi isteniyor? Çevrel çemberin merkezi isteniyor. Çevrel çemberin merkezi neresiydi dostlar? Çevrel çemberin merkezi aynı zamanda kenar orta dikme merkeziydi. Hatırladın mı? Üçgende merkezleri hatırladın mı? Evet, çevrel çemberin merkezi aynı zamanda kenar orta dikme merkezidir. O zaman ben buradaki üçgende kenar orta dikmesini bulacağım. Yani şu üçgende bütün kenarların kenar orta dikmesini bulacağım ve çizeceğim. Nerede buluştuklarını bulacağım şimdi. Dikkat! Hangi noktanın kenar ortasını bulmak böyle daha kolay? Hocam bir kere şununkini bulmak daha kolay. Bak birim karelerin köşelerinden gidiyor. Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 birim. Şuraya geldik. O zaman buraya geldik. Buradan ne yapacağım ben şimdi? Kenar orta dikmesini çizeyim. Tam kenar orta dikmesi nereden geçecektir arkadaş? Burası 45 derece ya. Hop şöyle olmak zorunda. Burası da 45 olsun ki burası 90 derece olsun. Kenar orta dikmesi bu oldu. Ama hocam iki tane şık oldu. Kenar orta dikmesini çizince böyle. Ya D'nin içinde ya da E'nin içinde buluşacak şimdi. Başka? Diğer kenarın da kenar orta dikmesini bulalım. Mesela şu kenarın kenar orta dikmesi neresi? Şuraya bakacak olursan arkadaş tam bunun orta noktası. Baksana birim karelerde orta noktayı nasıl buluyorduk? Hocam şu 4 birim ya. 2 birim 2 birim yatay çizdik tam A. Bunun orta dikmesi tam D'den geçemez arkadaş. Böyle bir şey olması lazım. Nereden geçiyor? E'den geçiyor. Ama tam olarak çizeyim ben sana. Tam olarak çizeyim. Biraz eğim girecek işin içine ama anladın ama ben sana tam çözmek istiyorum. Evet ortası burası. Tam orta noktası burası. Buradan orta dikme çizeceğim. Şunun eğimine bakar mısın? Bunun eğimi M1 diyeyim. Hocam bunun eğimine bakacak olursam şöyle şuradaki dik üçgende hani yatay x ekseninde yaptığı açının tanjantı ya sola yatık eksi. Buraya baktın. 4 birim burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 birim burası 4 bölü 10. 2 bölü 5. Hocam bunun eğimi 2 bölü 5. Ama sola yatık 2 bölü 5 eksi 2 bölü 5. O zaman buradan geçen doğrunun eğimi de ne olacak? 5 bölü 2 olmak zorunda. Buradan geçecek öyle işte ya. E'den geçeceği belli. 5 bölü 2 olan da ne olacak o zaman?
zaman 5/2 olan da şöyle olması lazım. Ya bir dik üçgende bu şekilde. 5 aşağı 2 yukarı. 1, 2, 3, 4, 5 aşağı. 2 de sola gideceğim. 2 de sola gideceğim. O da tam nereden geçiyor arkadaşım? E'den geçiyor diyebilirim. Ya da şuna bakarsın böyle. Tam bunun ortası burası. Bunun orta dikmesini çizeceksin. Bu eğimi kaç? 1/2 ya. 2/1 olacak. Bak 2/1 burası. 2/1 burası. Bak 2/1 burası tam E'den geçiyor mu? Geçiyor. Evet. Ama burada ben soruyu ona göre yazdım zaten. Daha eğimi görmedik. Hocam bunun orta dikmesinde tam böyle D'den geçemeyecekse zaten biz ne bulduk çıkta? Ya D'den geçecek ya E'den geçecek. Bunun orta dikmesinde tam buradan geçiyor ya. D'nin köşesinden geçiyor. O da şuna dik olması için bu ayarda olması lazım. Yani şuradan geçtiği belli. O yüzden kenar orta dikmeleri nerede birleşti arkadaşlar? Şöyle dur. Nerede birleşti? Tam E noktasının içinde birleşti ve cevap E olmak zorunda. Evet. Son sorulara da güzel sorular eklemek istedim. En azından çevrel çemberin merkezi kenar orta dikme merkezini de sana hatırlatmak istedim bu şekilde. Evet, güzel bir soru. Hoş bir soru. ÖSYM sorar mı? Sorabilir. Belli olmaz. Bunun benzerinde bir soruyu daha öncesinde sormuşluğu var. AYT'de de gelebilir. Tam AYT'lik bir soru. Ama şu soru da mükemmel bir soru. Bak şimdi, aşağıdaki şekilde. Ama dur. Ya son iki soruya bakıp da hocam bu ne ya? Çember ya. Çok zormuş falan deme. Bak burada ne öğrettim ben sana? Tanımı öğrettim. Şu anda zihin açıyorum sana. Bak zihnini açıyorum. Ben sana tanımı öğrettim. Tanımı öğrendin mi? Öğrendin. En etkili silahın yarıçap olmasını öğrendin mi? Öğrendin. Burada işte burada yarıçap, burada yarıçap çizmeyi öğrendin mi? Öğrendin. Sen bu derste yeteri kadar şey öğrendin. Şu an artistlik yapıyoruz. Sınavda çıkabilecek zor sorulardan bahsediyoruz. Evet, bu bir tık zor bir soru ama bu o kadar da zor bir soru değil. Yine tam sınav ayarında güzel bir soru. Lütfen buna dikkat et. Bak aşağıdaki şekilde 10x10'lu birim kareler üzerinde KL noktaları verilmiştir. Bu şekil üzerine köşeleri birim karelerin köşelerinde olan ve köşegeni KL olan dikdörtgenler çizilmek isteniyor. Evet, bir köşegen KL olan şöyle kırmızıyla çizeyim istersen. Kırmızıyla çiziyorum şöyle. Bir köşegeni KL olan ne yapacakmışım? Dikdörtgen çizmek istiyorum. Buna göre şekil üzerinde kaç tane dikdörtgen çizilebilir diye soruluyor bize. Kaç tane dikdörtgen çizilebilir? Bak mükemmel bir soru. İlk önce burada hem çemberin tanımını kullanacağız hem dikdörtgenin tanımını kullanacağız. Dikdörtgendeki bildiğimiz şeyi kullanacağız. Arkadaş dikdörtgeni şöyle bir hatırlayalım. Dikdörtgen dediğimiz şey şu değil mi? Evet. Dikdörtgenin köşegeninden bahsetmiş. O zaman köşegeni çizeyim ben. Bir köşegeni çizdiysek diğer köşegeni de çizelim o zaman. Diğer köşegeni de çizdiğim zaman ben şunu bilmiyor muyum? Hocam bunların birbirine eşit olması lazım. Bak sen şu işe. O zaman diğer köşegenin de aynı uzunlukta olması lazım ve tam ortasında olması lazım. Şuraya bakalım mı? Birim karelerde şu uzunluk bulunabilir. Nasıl bulunabilir? Hocam şuradaki dik üçgenden bulunabilir. 6 birim burası, 8 birim burası, 10 birim burası. O zaman 5 birim 5 birim. Hatta şöyle gelince dik çizince 3, 4, 5 üçgeninden burası 5 yapar. Tam orta noktası burası yaptı 5. Burası da 5 mi yaptı? Evet. Şimdi ne olacak hocam? Ben o zaman diğer köşegeni de çizersem eğer. Baksana. Hocam köşegen bu. Diğer köşegeni de çizersem eğer ne olacak? Bu köşegenin bu uçlarını bulursam diğer uçlar da belli. Ben dikdörtgenimi oluşturabilir miyim? Oluşturabilirim. O zaman bizim diğer şeyimiz de ne olacak? Köşegenimiz de tam buradan geçmek zorunda. Ve 5 birim uzunluğunda bu, 5 birim uzunluğunda bu. O zaman burada da 5 birim, burada da 5 birim çizip şöyle bir dikdörtgen oluşturabilirim. Hatta şurada da 5 birim, şurada da 5 birim çizip şu uçlarda şöyle bir dikdörtgen oluşturabilirim. Çünkü o zaman ne oluyor? Hocam burası da 5 ya, burası da 5 ya. Muhteşem şu sağlanıyor, muhteşem şu sağlanıyor, muhteşem şu, muhteşem şu. Bak eşit eşit eşitten dolayı. Bütün açılar 90 derece oluyor. Böylelikle şey oluşuyor. Hocam bunun çemberle ne alakası var? Bak olaya bak. Dikkat. Arkadaş ben sonuçta buradan 5 birim ötedeki 5 birim ötedeki bir noktayı yazmışım. Bak buradan şöyle düşün. 5 birim ötedeki 5 birim ötedeki diğer noktayı bulacağım. O zaman bu noktaya 5 birim uzaktaki noktalar kümesinden bahsetmiyor muyuz burada? Evet. O zaman 5 birim uzaktaki noktalar kümesi aslında nedir? Çemberseldir. O zaman bunun etrafına çember çizilecek. İşte biz bu çemberi çizdikten sonra ki çizelim mi? Çizebilir miyiz size? Dur bakayım. Çizmeye çalışayım bakayım şöyle. Şöyle bir çember çizdim. Şunu da şöyle büyüttüm. Tam K ve L noktalarından geçti. Evet arkadaşlar. Tam K ve L noktalarından geçti. Bizden de ne isteniyor? İşte bu çember üzerinde öyle bir nokta seçeceğim ki ve köşeleri de dikdörtgenlerin yani birim karelerin köşelerinde olacak. Mesela bir tanesi bu. Seçilince 5 birim uzaklık. Bak bir tanesi bu. Buraya geliyor. Evet şöyle bir dikdörtgen oluyor arkadaş. Gördün mü? Gördün mü? Oluyor. Ya da bak neredeki nokta? Şuradaki noktayı seçince. Bak gördün mü? Şuradaki noktayı seçince. 5 birim 5 birim. Şöyle bir dikdörtgen oluşuyor mu? Oluşuyor. Ya da bak çember çizince direkt çıktı zaten. Şu nokta çember üzerinde. Bir tane köşegen bu. Diğeri de aynı ayarda gidip karşısındaki köşeye gidiyor bu. Yani şöyle bir dikdörtgen oluşuyor mu kardeşim? Oluşuyor. Deyip böyle geçirebiliriz. Ya hocam biz çemberi çizdik. Çok güzel. Çemberi çizemeseydik ne olacaktı? Ki çizemeyiz normalde. Hani çemberin bu noktalardan geçtiğini anlayamayız normalde. O zaman ne yapacağız burada? Birim karelerden faydalanıp şuraya 5 birim uzaktaki noktaları bulacağız. 5 birimde nasıl bulunur? Hocam 3, 4, 5 üçgeninden bulunur. Tam sayı olacak ya. Birim karelerin üzerinde olacak ya. O yüzden kenarları tam sayı olması lazım. 3, 4, 5. Bak dikkat et. 4 birim sağ
sağda 3 birim yukarıda. Gidince tamam şu 5'i bulduk. Bu sefer de 3 birim sağa 4 birim yukarı gidince şurası yapmıyor mu? Yapıyor. Tam şuraya gelince arkadaş bir dakika 3'e 4 gideceğim. 3'e 4, 3'e 4, 3'e 4. Hocam 3 birime 4 birim buraya geleceğim. Tam burada yaptı bir nokta. O zaman bu nokta burada yaptıysa şuradan şöyle gittim 5 birim. Aynı doğrultuda buradan da böyle gideceğim 5 birim. O da buraya denk geliyor. O zaman burada bir dikdörtgen oluştu mu? Evet. Mavi noktalar için bak şuraya 1 koyayım. Şuraya 1 koyayım. Bu mavi noktalar için şöyle bir dikdörtgen oluştu. Şu 1 iken karşısı da 1 oldu. Sonra 5 birim bir daha bulmaya çalışayım. Hocam 5 birime ben bir tek 3, 4, 5'ten ulaşırım. E burada 4 sağa 3 yukarı gittim. Sonra 3 sağa 4 yukarı gittim ulaştım. Başka burada 4 sağa 3 yukarı gidip buradaki noktadan ulaşabilirim. Ondan sonra 3 sağa 4 yukarı giderek 3 sağa 4 yukarı giderek buradaki noktaya da ulaşabilirim. Ama dur şunu yazdık ya böyle. Bunu yazdık. Şuradaki noktayı bulduk. Hadi bunu siyahla göstereyim bu sefer. Hocam burası kaç birim? 5 birim. Bunun zıttında da 5 birim gideceğim. Yani burada nasıl gittim? 4 sağa 3 yukarıysa 4 sola 3 yukarı 3 aşağı giderek buluruz onu da. Buraya gelince burada da bir tane daha dikdörtgen geliyor mu şurada? Evet. Kırmızıyı düşünerekten şöyle 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 ve şöyle. Kırmızı ve siyahı düşünerekten. Geldi hocam. Çok güzel. Buradan da bir dikdörtgen geldi. 2. Sonra burası da 2 yapıyor. Zıt olduğu için. Hocam bu sefer de 3'e 4 giderim böyle. Aynı şekilde 3'e 4 gideceğim hocam öyle. 3'e 4 gidince buraya geliyorum. Şuradan 5 birim. Şuradan 5 birim gidince o zaman burada da şuna ait bir. Hocam yeşil ve kırmızıya ait. Yeşil ve kırmızıya ait bir dikdörtgen oluşuyor mu böyle? Oluşuyor kardeşim. Bu da 3 etti. Başka 5 birime bir de nasıl ulaşabilirim? 5 birime bir de hocam şöyle de ulaşabilirim. Birim karelerin üzerinde giderek de ulaşabilirim. Hocam 5 birim şöyle birim karelerin üzerinde gittim. Birim karelerin üzerinde gittim 5 birim şöyle. Burada da birim karelerin üzerinde gittim. O zaman burada da ben yine bir noktaya ulaştım şöyle. Şimdi buradaki yeşil büyük noktalara ait ve kırmızı köşegene ait böyle bir dikdörtgen oluşturabilirim kardeşim. Şöyle bir dikdörtgen. 5 birim böyle yukarı aşağı gitti de bir de 5 birim sağa sola da gidebilirim. Hocam 5 birim şuraya gideyim. Kırmızıyı seçeyim bu sefer. 5 birim buraya gittim. 5 birim buraya gittim. O zaman bu noktalar için de yine aynı şekilde ve buraya ben şey yazmadım pardon. Bu 4. köşegenimiz oldu. Bunlar da 5. köşegenimiz mi oldu şurası da? Evet. 5. köşegenimiz de bu şekilde olursa o zaman noktalar şu, şu, şu ve şu olursa bununla da ilgili şöyle bir dikdörtgen elde ediliyor mu? Elde ediliyor. Tamam. Şurada 2 tane. Şurada 2 tane. Burada 2 tane. Burada 2 tane. Bir de yatayda bir tane var. Kaçırdığımız bir şey var mı? Yok. Burada neyi uyguladık aslında? Hocam dikdörtgenin tanımını uyguladık. Ama burada aslında ne çıktı? Burada aslında şu çıktı. Buradaki noktalar çembersel olduğu için bu soruyu çember içerisinde aldım dostlar. Ben bu soruyu sana dikdörtgende de sorabilirdim. Gayet hoş bir soru. Tam sınavda çıkmaya aday soru. Artistik sorulardır. Ama bu iki soru yüzünden bana gelip de yorumda ya hocam bana ya şöyle ya böyle ya deme. Bunlar sizi geliştiriyor. Şu an anlamasam bile %20'sini anlasam bile olay bitiyor. Bu arada ben şu dikdörtgenleri de çizmek istiyorum ya. Birinci dikdörtgenim şu. Şöyle çizdim. Çizemedim pardon. Bütün dikdörtgenleri çizmek istiyorum. Birinci dikdörtgenim bu. Kırmızı köşegen mutlaka olacak. İkinci dikdörtgenim hangisi? Şu. Şöyle. Üçüncü dikdörtgenim hangisi? Hocam şu. Kırmızıya mutlaka geleceğim. Sonra şu. Sonra şu. Sonra şu. Dördüncü dikdörtgenim hangisi? Siyahla çizeyim. Kırmızıya mutlaka gideceğim. Kırmızı köşegene. Buradan dördün zıttı neresi? Şurası mı? Şurası. Sonra buraya gideceğim. Dur oval oldu burası. Geri alayım. Şurası oldu. Sonra şurası oldu. Beşinci dikdörtgenim hangisi? Beşinci dikdörtgenimi de şöyle kalın bir şeyle çizeyim. Biraz kalınlaştırayım şunu şöyle. Onu da kırmızıyla çizeyim. Kırmızıyla mı çizeyim? Evet kırmızıyla çizeyim. Beşinci dikdörtgenim hangisi? Şu kardeşim. Şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle. Bütün dikdörtgenleri sana gösterdim. Dikdörtgenlerin kesim noktasının köşelerin uzaklığının birbirine eşit olmasının tanımını kullandım. Tekrar söylüyorum. Bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni de çizdim. Yani eşit uzunluklar yapacak şekilde gittim. Sonra zıtlarını da çizdim böyle. Diğer kırmızı köşegen, diğer bu köşegen. Buna göre de dikdörtgenimizi o şekilde oluşturduk dostlar. Şunu çizdik mi biz? Buradan. Ha şuradan çizmişiz pardon. Şu siyahıyla çizmişiz. Olay bu dostlar. Tamam. Bu da dediğim gibi çembersel olduğu için, çember üzerindeki noktalar olduğu için çember konusunun içerisine aldım. Sınavda çıkmaya aday sorulardan biri. Özellikle zor sınavlarda çıkacak sorulardan biri. 2024 sınavından sonra da hocam bu kadar çıkmaz demeyin. 2021 sınavına ve 2024 sınavına bakın. Artık öğrenciler iyice bilinçlendi. O yüzden çok çalışıyor. Bunları yapanlar var. Sen de yapmak zorundasın. Sen de öğrenmek zorundasın. Bu iki soruya lütfen dikkat. Ben öncesinde sana söylüyorum ki sen bu kalıpta soru gördüğün zaman kaçırma dostum. Tamam. Evet böylelikle ilk başta tanımıyla alakalı, çemberin tanımıyla alakalı dersimizi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde çemberde açıdaki ilk dersimizde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.